yine seçim atmosferi başladı. Evet. İlçe ilçe, il il çalışmalar evet. devam ediyor Türkiye genelinde. Evet. Nevşehir'de yerel seçim anlamında çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Nasıl devam edecek? Çalışmalarımız tam gaz başlamış durumda. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta aday tanık toplantımızı yaptık. Allah'a çok şükür atmosfer çok güzel. AK Parti'miz kuruluş aşamasındaki gibi heyecanla, canla başla gerek milletvekillerimize gerek teşkilatlarımızla, adaylarımızla ve bilhassa da aday gösterilmeyen belediye başkanlarımızla müthiş bir birlik beraberlik görüntüsü var. Bu tabii sandığa da yansıyacaktır. Milletimizin umudu tamamıyla ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerine kurulu. Bu beklentiyi de tek gerçekleştirecek parti AK Parti hamdolsun. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Bugün Ürgüp'teyiz. Dün Gülşehir'deydik. Hamdolsun Gülşehir'de de çok güzel bir atmosfer vardı. Merkezde zaten 1,5 aydır sahadayız. Orada da adayımız Rasim Bey'e müthiş bir karşılık var. Müthiş bir özgüvenli bir şekilde arkasında bir sahiplenme var. Bunun semerelerini inşallah 31 Mart gecesinde hep birlikte göreceğiz. Ama tabii bu çalışmalar bizi elbette rehavete sürüklemiyor. Biz seçimi sandık günü sandıklara sahip çıkılmak suretiyle son gün son saate kadar devam ettireceğiz. Ama bu doğrultuda çalışmalarımız şu an halkımızın bize teveccühü doğrultusunda güzel bir ivme kazanmış durumda. Bütün aday portföyümüze bakıldığında da sahada ciddi bir karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Ama en başı dediğim gibi Cumhurbaşkanımız olan ümit ve şu anki teşkilatlarımıza, milletvekillerimize halkımızın son derece gösterdiği teveccüh. Seçimler daha çok gün geçtikçe, 31 Mart'a yaklaştıkça özellikle en çok insanların istediği kırıcılık olmasın. Evet. İşte sıkıntılı bir seçim geçirmeyelim temennisi de bulunuyorlar. Evet. Bununla ilgili de bir açıklama alabilirsek sizinle. Buna şu şekilde söyleyeyim. Özellikle kırıcılık noktasında geçtiğimiz seçimlere oranla şu an sahada güzel bir birliktelik var şu anlamda. Cumhur İttifakımız biliyorsunuz bizim kırmızı çizgimiz. Özellikle ittifak ortağımız MHP ile, MHP'li kardeşlerimizle, ülkücü kardeşlerimize çok ciddi bir kaynaşmamız var. Sürekli MHP il başkanımızla irtibat halindeyiz. Bir durum olduğunda anlık birbirimizle bu irtibatı kuvvetli bir şekilde getirdik ki ufacık bir kırılmaya dahi tahammülümüz yok bu noktada. Onun haricinde halkımızın beklentileri noktasında da bunu ne kadar sağlıklı bir duruma getirebiliriz bunun işleyişi içerisindeyiz. Beklentileri noktasında vekillerimiz sağ olsunlar gece gündüz demeden mecliste beklentileri karşılamak adına nöbet tutuyorlar deyim yerindeyse. Biz burada onların olmadığı dönemlerde bunu karşılamak noktasında teşkilatlarımız sürekli açık tutarak beklentilerin karşılanma noktasında bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu dediğim gibi birlik beraberlik görüntüsüyle oluyor. Ama kırgınlık, kırıcılık noktasında az önce söylediğim sorunun cevabında da vermiştim. Birlik beraberlik ruhuyla devam ettiğimiz müddetçe ve de özellikle Cumhur İttifakı'na üzerine kalın bir çizgiyle çiziyorum. Kırmızı çizgimiz bizim Cumhur İttifakımız. MHP'li kardeşlerimize, ülkücü kardeşlerimize de bu noktadaki sahiplenmemizle güzel bir seçim maratonu bizi bekliyor. Biz bunun ilk semeresini 24 Haziran'da çok güzel bir şekilde karşılık verdiğimizi düşünüyorum. O süreçte ufacık bir darılmaya, kırılmaya müsaade etmedik. Yine aynı şekilde sahada birlik beraberlik görüntüsünü sergiliyoruz. Ve bu inşallah Nevşehir'e seçmen anlamında da, siyasi tablo anlamında da güzel bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Peki kaç başkanlık bekliyoruz başkanım? Orada bir sayı verirsem yanıltır. Bu maça başlamadan önce kaç gol bekliyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkarır. Biz galip geleceğimizi düşünüyoruz. Sayı inşallah vatandaşımızın vereceği destekle en az 2014'ün en az üzerinde olacağını tahmin yürüterek söylüyorum. Ama maç başlasın, skoru bir görelim. Ama bizim hedefimiz galibiyet. Bütün belediyelerde kazanmak. Teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun.